Herkese merhaba. OpenTTD. OpenTTD nedir arkadaşlar? İşte size bu kısa videoda bunu anlatacağım. OpenTTD eskiden gelen Transport Tycoon Deluxe adlı bir oyunun güncel versiyonudur. Bu oyun açık tabanlı bir oyun olduğu için fanları tarafından sürekli yenilenmektedir. Ve bir sayfa oluşturulmuştur. Sayfa zaten sonunda gördüğünüz gibi organizasyondur bu arkadaşlar. Dolayısıyla openttd.org adresine girdiğinizde zaten size otomatikman İngilizce bölümünü atacaktır. Buradan oyunu download edip kuruyorsunuz. Çok basittir. Hemen iniyor ve yaklaşık 7 MB civarında bir oyun. Daha sonrasında kurulum bölümüne geçiyorsunuz. Kurulumu tamamladıktan sonra oyun içinde açılacaktır. Bu sayfada yapacağınız çok bir şey yok. Burada genel bilgiler veriliyor. Server listeleri var. Oyun internet üzerinden de oynanabilir ve Türkçedir. Tabii Türkçe dil seçeneğini seçerseniz. Dolayısıyla oyuna geçelim. Evet, dosyayı kurduktan sonra oyun açılıyor. Karşımıza bu ekran geliyor. Oyun sürekli güncellendiği için 1.5.3 versiyonundayız şu anda. Ana sitesinden kontrol edebilirsiniz. Otomatik güncelleme gelmiyor maalesef. Güncelleme geldikçe siz de oradan yükleyebilirsiniz. Şu an oyunu bu versiyonda oynuyor olacağız. Bu ana menü gayet basittir. Ana menüde yeni oyun kurulabiliyor. O mevcut oyunu oynayabilirsiniz. Oyun yükle denilen bölüm, save dosyasını buradan açabilirsiniz. Senaryo oynayabilirsiniz. Veya yükseklik haritası oynanabilir. Çok oyunculu dediğimiz zaten internet üzerinden bir oyuncu. Veya kendi senaryonuzu oluşturabilirsiniz. Alt kısımda ise ayarlar bölümü var. Burada seçeneklerimiz var. Bu seçeneklere bastığımızda işte trafiğin akış yönü, sürekli yani sabit otomatik kayıtın ne kadar sürede bir olması gerektiği, ekran çözünürlüğü basarsanız time ekranı olarak açılacaktır yan tarafta. Interface dediği yazıların büyüklüğü, bastığınızda gördüğünüz gibi kocaman bir yazılar çıkıyor. Aşağıda temel grafik ayarları var. Şehir isimleri Türkçe veya diğer ülke isimlerini de seçebilirsiniz. Böylece oyun kurulduğu zaman içinde bulunan şehirlerin isimleri buna göre atlanıyor olacaktır. Dili buradan değiştirebilirsiniz. İsterseniz Türkçe yaparsınız. Para birimini de yine de değiştirebilirsiniz. Setting kısmında esas oyunun ayarları bu bölümde geçerlidir. Yani bu seçenekler kısmında çok bir ayar yoktur. Bütün ayarlar settings kısmındadır. Burada çok detaylıdır bunların arkadaşlar. Yani hepsini tek tek bakmanız lazım. Ben işinize yarayabilecek olanlar olursa zaten size söylerim. Genelde metrik olarak ayarlanıyor. Bütün hepsi sabit geliyor. Ama ilerleyen bölümlerde sorunuz olursa bunun üzerine yanıtlarım. Çünkü bunların hepsini tek tek anlatmak çok uzun ve meşakkatli. Zaten üstüne tıkladığınızda size aşağıda açıklamasını da Türkçe olarak vermektedir. İhtiyacınızı bu taraftan karşılayabilirsiniz. Mesela trenlerle ilgili bir soru soracaksınız. Buraya tren yazıyorsunuz. Bütün trenleri size listeliyor. Gördüğünüz gibi şu kısaltalım. Mesela arayüz, company, araçlar. Tren araçların içindedir. İşte physics yönlendirme. Mesela physics'e bakalım. Tren ivme modeli özgün. Trenler için eğim dikti %10. Ya bunlar şey demek oluyor. Mesela tren bir yokuş çıkarken yavaşlasın mı yoksa aynı hızda sabit devam etsin mi gibi ayarlardır bunlar. New GRF, şimdi bu New GRF dediğimiz kısım biraz detaya kaçmaktadır. Buradan çevrim içi içeriği kontrol eden yüklediğiniz bütün bilgiler bu New GRF'e gelmektedir. New GRF dediğimiz kısım ise buradan çevrim içi içerik olarak yüklediklerimizden hepsini buradan yukarı atarsak oyun içine gelir. Mesela ben tram seti ekledim ve uygula dediğimde oyuna girdiğimde oyunda bir tramvay seti oluşacak. Dediğim gibi OpenTTD açık tabanlı bir yazılım olduğu için bunu fanlar tarafından sürekli geliştirilmektedir ve bu şekilde de buraya New GRF dosyası olarak gelmektedir. Siz bunlardan istediğinizi seçip oyuna dahil edebilirsiniz ama şu anda standart versiyona devam edeceğiz. Hiçbir şey eklemeyeceğiz. En azından sizde bilginiz olsun. Bunun dışında diğerleri çok önemli değildir. Şimdi yeni oyun başlatıyorum.
Yeni oyuna tıkladığımda gördüğünüz gibi burada bana harita üretim şekillerini söylüyor. Genel anlamda ılıman iklimde çalışıyoruz. Harita boyutunu seçebilirsiniz buradan. Küçük bir haritada başlayalım. 128'e 128'lik bir haritada başlayalım. Harita enlem boylamadır. Harita üreticisi, şehir sayısı düşük. Çok fazla şehir olduğu zaman çok kalabalık oluyor. Gerek kalmıyor. Arazi yapısı düz. Engebeli dağlık derseniz gerçekten engebeli oluyor ve eziyet oluyor oyun. O yüzden mümkün mertebe düz bir harita seçmeye çalışın. Çeşitlik dağılımı, yani bu ne kadar fazla üretim yeri, ne kadar fazla şehir veya ne kadar fazla fabrika ile alakalı bir şeydir. Yani çok fazla, çok yüksek derseniz buna, bu sefer çok karışık olacak harita. Deniz seviyesi %2'dir. Ağaç algoritması özgün. Denizi buradan istediğiniz köşeye koyabilirsiniz. Köşeleri ben serbest bıraktım ama isterseniz bu köşeyi komple su yapabilirsiniz. Güneybatı köşesi komple su olabilir. Harita üzerindeki yükseklik, başlangıç tarihi. Biz başlangıç tarihini 1960 olarak alalım. Eskilerden başlasın. Yavaş yavaş ilerleriz. Fabrika sayısı normal. Düzlük seviyesi düz. Nehirler çok uzun. Peki şu haritayı biraz daha büyütelim. 256-256 olsun. Evet, oluştur dediğimizde oyunumuz başlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi haritamız bu. Küçük bir harita olsun istemiştim zaten. Size de net anlatabilmek için. Buradan yukarıdan dünya haritasını bulabilirsiniz. Bakın, dünya haritasını açtığım zaman bütün dünyayı görüyorum. Şimdi bu harita küçük olduğu için dünya haritasına gerek yok. Yani zoom bölümü şu an en dışta. İçeriye doğru giriş yapabilirim ama dışarıya doğru çıkış yaptığımda 256-256'yı tam ekran kaplıyor. Ama bu oyunda 1024'lük bir map'te oynuyorsanız sizin dünya haritasına ihtiyacınız var arkadaşlar. Dünya haritasında maksimum kullanabileceğiniz bir şeydir. Ve 1024 haritada dünya haritasına anca sığmaktadır. Şimdi şu gördüğünüz beyaz isimler, bunlar şehir isimleri. Buradan şehirlerin isimlerini kapatabilirim. Buradan fabrikalar ekleyebilirim. Gördüğünüz gibi. Fabrikaların hepsini kapat dediğimde bütün fabrikalar listeden gider. Buradan tek tek fabrikaları seçebilirim. Mesela kömür madenlerini seçtim şu anda ve yanıp yanıp sönüyor bana. Nerede kömür madeni var bunu gösteriyor. Tekrar buradan isimleri açalım ve kapatalım. Şimdi burada oyunu genel anlamda şu şekilde başlıyorum ben. Benim başlama şeklim. Önce company'ye geliyorum. Kendi şirketimi seçiyorum. Bakın yukarıda sırasıyla şunları anlatayım size önce. Bu oyunu durdur. Zaten oyun duruk pozisyonunda başlıyor bende. Ama eğer ayarını yaparsanız, eğer yapmazsanız oyun akarken başlıyor olacak. İleri sar bölümü var. İşte buradan ayarlara girebiliyorsunuz. Şeffaf binalar yapabilirsiniz. Binalar gördüğünüz gibi şeffaf olur. Kaydetme veya ana menüye dönme bölümü var. İşte dünya haritası. İkinci bir pencere açabilirsiniz buradan. İkinci pencereyi de zoom yapılmış halinde görebilirsiniz. Oyun içinde istediğiniz kadar pencere açabilirsiniz. Burada şehir listesi var. Teşvik yapay zeka otomatik olarak teşvik veriyor arada bir. Bunları buradan takip edebilirsiniz. Şirketlere ait istasyonlar gözükebilir. Birkaç şirket olduğu zaman daha fazla oluyor orası. İşte gelir durumları olur. Şirketler burada listelenir. Şu an tek bir şirket var. Aşağı doğru inmiyor maalesef. Link var, yani şirket, hangi şirket daha çok kazanıyor. Burada da faaliyet kar grafikleri olacak. Oyun ilerlediği zamanlarda burada çizgiler oluşacak. Burada fabrika listeleri var. Sanayi zincirleri var. Sanayi zincirlerinde ne isterseniz onu seçiyorsunuz. Mesela ne seçelim biz buradan? Odun seçelim. Bakın, odunun zinciri bu şekilde. Ormandan odun çıkar, keresteciye gider. Keresteciye tıkladığınızda da gördüğünüz gibi keresteciden eşya olarak çıkar, evlere gider. Zincir, burada zinciri görebilirsiniz. Postaya tıkladığım zaman evlerden posta çıkar, evlere gider, görüyorsunuz. Değerli eşyaya tıkladım. Bankadan değerli eşya çıkar ve bankaya gider. Bankadan değerli eşya bankaya. Böyle bu şekilde bir süreç. Hayvana bakalım. Çiftlikten hayvan çıkar. Hayvan fabrikaya gider. Fabrikadan eşya çıkar.
hayvan geldikçe eşyaya dönüşür ve evlere gider. Bu şekilde zinciri gösterir burada. Bu bölümde, şu dörtlü bölümde şirketlere ait tren, işte motorlu taşıtlar, gemiler ve uçakların listelerini görebilirsiniz. Şu an hiçbir şey olmadığı için bir şey göremiyoruz. Buradan işte zoom yapabiliyorsunuz. Buradan şu dörtlü grupta ise tren yolu, karayolu, deniz yolu ve hava yolunu oluşturabiliyorsunuz. Siz buradan oyunu daha çok bu kısımdan yönetiyor olacaksınız. Burada ise araziyle alakalı yapabileceğiniz işlemler var. Yükseltme, alçaltma, eşitleme veya ağaç dikme gibi bölümler var. Bu kısımda ise ses ve müzik var. Buradan kendinize ait müzikleri seçebilirsiniz. Şu an orijinal müziğinde devam ediyoruz biz. Burada son listelenen mesajları görüyor olacaksınız. Genelde teşvikler çıktığı zaman şu duraklatıldı yazan bölümde belirtiliyor, böyle yandan kayar yazı geçiyor, altyazı gibi. Buraya bastığınızda zaten yukarıya doğru bütün yazılar çıkmaktadır. Bu da neyin olduğunu sormak istiyorsanız arazi bilgisi basıp tıkladığınızda, mesela şunun üstüne tıkladım, fabrika sahibi yokmuş, temizleme fiyatı yok, yani detaylı bilgiler çıkıyor. Şimdi oyuna ben nasıl başlıyorum? Oyuna önce kendi firmamı oluşturarak başlıyorum. Şirketimin ismini yazıyorum buraya. Şirketimizin ismi ne olsun? Sönmezler taşımacılık. Taşımacılık. LTD yazalım. Tamam'a tıklıyorum. Müdürümüzün ismi ne olsun? Türkçe bir isim olsun. Fatih Karakulak. Evet. Müdürümüzün ismi oldu. Yöneticimiz. Rengimizi seçiyoruz buradan. Oyun içinde biz ne renkle gözükelim? Beyaz renkle gözükelim. Beyaz renk iyidir. Yeni bir surat seçelim. Tabii ismimize erkek verdiğimiz için buradan erkek seçiyoruz. Gelişmişe basarsak Avrupalı, Afrikalı, bıyıklı, bıyıksız, işte gözlük var yok. Buradan bir sürü detayları yapabilirsiniz. Ve oyuna başlayalım arkadaşlar. Şimdi oyuna başlamak için önce ne yapmak istediğinize karar vermeniz lazım. Mesela şurada büyük bir şehir var. Bakın, şehrin büyüklüğü zaten nüfusundan belli olmaktadır. Her şehrin üstüne nüfus yazar. Bu 5000 nüfusluk bir şehir. Şurada bir şehrimiz daha var. Burada da 3000 nüfusluk bir şehrimiz var. Bu iki şehri birbirine bağlayalım. Bura iki şehir arasında yolcu taşımacılığı, yolcu ve posta taşımacılığı yapalım. Bunu en güzel neyle yapabiliriz? Eğer karayoluyla yaparsak araçlar yavaş gittiği için 1960 yılında, dolayısıyla bu bize çok uzun zamana mal olacaktır. Uçakla yapmaya çalışsak 1960 yılındaki uçaklar belli, çok yapamayacaktır. Gemiyle yapmaya çalışsak maalesef denizimiz yok veya nehirlerimiz yeterli değil. Dolayısıyla trenle yapmaya çalışalım biz bunu. Peki, bu şehrin üstüne geliyoruz ve tren bölümüne geliyorum. Demir yolu. Şu an sadece demir yolumuz açık. Daha sonraki ilerleyen yıllarda elektrikli, tekli ray ve manyetik raylar da dahil olacaktır. Demir yolunu seçiyorum. Demir yolu menüsü açılıyor önüme ve buradan tren istasyonu yap var. Tren istasyonu yap'a tıkladığımda bana buradan yön belirtiyor. Oyun XY formatında olduğu için yönü belirtmemiz lazım. Şu an tren istasyonunu sağdan sola seçiyorum. Ve böyle bana bir alan çıkıyor. Mavi taralı bir alan. Mavi taralı alana şehre yaklaştırdığımda gördüğünüz gibi şurada istenen ve sağladıkları diye bir bölüm var. Hiçbir şey yazıyor. Yaklaştırdığımda yolcu, posta, eşya istiyor. Bana da yolcu ve posta sağlayabiliyor. Evet, o zaman şu kısmı, yani şehre yakın tutmamızda fayda olacaktır. Peki, o zaman şuradan yapıyor olursak güzel olur. Bir saniye. Evet, buradan çekiyorum. Bakın, ben burada kaçlık yaptım şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Yapamıyorum. O zaman şurayı yükselteyim şöyle.
yükseltmeden, evet, buraya da 7. istasyonumu yaptım. Şimdi bakın, istasyonu neden tek tek yaptık? İstasyonu istersek şuraya tıkladığımızda 7 platform uzunluğunu 7'yi seçersem eğer direkt 7 şeklinde yapabiliyorum burayı. Gördüğünüz gibi. Bastığım zaman tabi olmuyor. Şuradan isterseniz şöyle yan taraftan yapalım. Şöyle. Evet. Şöyle güzel. Bastım. Gördüğünüz gibi 7'lik bir istasyon burayı geldi. Şimdi bunu yol yapmamız lazım. Bakın şurada çeşitli yönlerde direkt kendi formatında olanlar var. Veya bunu seçerseniz otomatiktir. Bakın ne tarafa getirirseniz mouse'u o tarafa hareketlenmektedir. Siz buradan tıklayıp 1 bastım, 2 bastım, 3 bastım. Tutup çektiğinizde ilerliyor olacaktır. Bunu bu şekilde çekelim. Buradan. Şimdi bir önümüze nehir geldi. Bunu istersek patlatabiliriz. İstersek nehrin üstünden köprü yapabiliriz. Bakın bir köprü yapımı 8000 TL'ye bize mal olacak. Eğer ben burayı patlatıyor olsaydım 30.000 liraya mal olacaktı. Buradan görebilirsiniz. Bu menüyü nasıl açtım? Shift'e basılı tutup bombayla bir yere tıkladığım zaman tahmini giderini bana göstermektedir. Evet, tekrardan rayıma basıyorum. Rayın kısa yolu A'dır arkadaşlar. A'ya bastığınızda önünüze direkt gelir. Uzatıyorum rayımı. Şimdi tekrardan önüme köprü yapılacak bir alan geldi. Şuraya bir köprü yapalım. Evet, köprümüzü yaptık. Tekrar yolumuzu uzatalım. Şimdi yolumuz epey bir uzun. Bunun için şu ikinci ekranı kullanıyor olacağım. Ek görünüm. Ek görünümde burayı görebiliyorum. Şimdi X'e bastığımda ağaçlar ortadan gidecek ve net bir şey görünüm sağlıyor olacağım. Ek görünümden alıp ana görünüme ekleyebiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var oyunun. Evet, görünümü kopyala dediğim zaman direkt ana ekranın baktığı bölüme gelmektedir. Buraya tekrar bir köprü yapalım. Şöyle. Hatta şuraya kadar uzatırsak böyle güzel bir şey olur. Evet, şimdi bizim gideceğimiz yer neredeydi? Burada. Evet. İlerleyelim bakalım. Evet. Tam ormanın yanından geçiyoruz. Çok şanslıyız. Genelde önümüze bir şey çıkıyor ve onu yıkmak durumunda kalabiliyoruz. Şuraya da bir köprü yaptık. Devam ediyoruz. Evet, neredeyse diğer şehre yaklaştık. Şimdi buraya da bir istasyon kuralım. Buranın istasyonu da yine şu şekilde yan kuralım arkadaşlar. Evet. Sağladıkları ve istenen hepsini yapabiliyoruz. Bakın burada demir fabrikası var. Şu tarafta. Demir fabrikasının da taralı alanı aldığımız için bize sağladıkları bölümünde demir de çıkmaktadır. Yani biz demir de sağlayabiliyor bu istasyon. Ama şu an için yolcu yeterli olacaktır bize. Şuradan gidelim. Şu şekilde bir dönüş sağlayalım. Yukarı doğru çıktıktan sonra tekrar istasyonumuza girecek şekilde operasyonumuzu tamamlayalım. Evet. Şimdi oyun sırasında birçok ekran açıyor olacaksınız. Şu şekilde. Bu bir kısa yol daha göstereyim size. Bu ekranların hepsini tek tek buradan X'ten kapatmak çok zahmetli. Ama Delete'e bastığınız zaman hepsi otomatik olarak kapanacaktır. Şimdi tren istasyonumuzu oluşturduk. Tren istasyonumuzda ve yollarla birbirine bağladık. Şimdi buraya bir tren ekleyelim. Ve yolculuğa çıksın. Tren eklemek için tren garajı yapmak zorundayız. Tren garajının yönleri var gördüğünüz gibi. Tren garajını yönüne göre yapmamız gerekiyor. Şuraya bir tren garajı yapalım. Şimdi tren eklemek için tren garajına tıklıyoruz ve buradan yeni aracı seçiyoruz. Tren kopyala, göster, yeni at, bunlar önemli değildir. Tren yeni aracı seçtiğimiz zaman
burada bir menü açılıyor bize. Şimdi bu menü üzerinden araç seçimi yapacağız. Ama önce bizim bir lokomotife, daha sonra vagonlara ihtiyacımız olacak. Buradan sırala bölümü, motor numarası, fiyatı, yani azami hızı, güç, bunlara göre sıralama yapabiliyorsunuz. Veya kargo türlerine göre sıralama yapabiliyorsunuz. Şimdi biz ne yapacağız? Önce lokomotif alacağız. Dolayısıyla hiçbirini seçiyoruz. Dolayısıyla lokomotifler önümüze sıralanıyor. Aşağıda ise her lokomotifin bilgileri var. Fiyatı, ağırlığı, hızı, gücü, güç dediği çekiş gücü, senede ne kadar masraf çıkarttığı, bakım dediği, kapasitesi, yapım yılı, ömürlü, bütün detay bilgiler mevcut. Şimdi bizim alacağımız tren hızlı olmalı çünkü çok uzak mesafeye gidecek. Ucuz olması tercihimiz çünkü hiç paramız kalmadı neredeyse. 30 bin liralık paramız kaldı. Ve çekiş gücünün de güçlü olması tercih sebebimiz. Mesela 32 bin liralık bir araç var. Biz sonuçta paramızı gene de yetirtemeyeceğiz. Dolayısıyla biraz borç alalım. Paranın üstüne tıkladığınız zaman para ekranı açılıyor. Burada bütün inşaat yatırımlarını görüyorsunuz. Mesela inşaata biz 269 bin TL harcamışız. 300 bin de oyuna başlarken 270 bin liraya yakın paramızı inşaata harcamışız. Dolayısıyla biz buradan biraz kredi alalım. 150 bin kadar oldu. Birazcık kredi almış olduk. Şimdi buradan bir tren alalım. 128-144 hızla gidiyor. Buharlı, dizelli. Biz dizel olanı alalım. Ve buna da yolcu vagonu ekleyelim. Şimdi bakın. Çok önemli. Burada Büyükçam tren garajını görüyorsunuz. Tren garajı, yani şu tren garajı. Bizim platform uzunluğumuz 7 idi. Bakın, aldığımız lokomotif 0.5 uzunluğa sahip. Biz bunu 7'nin üstüne çıkartamayız. Çıkarttığımız zaman vagonlar buradan dışarıda kalıyor ve yolcu almıyor ya da alımında çok güçlük çekiyorsunuz. Dolayısıyla yolcu vagonu bir defa aldığımızda bakın platform uzunluğu 1 oldu. Devam ediyorum. Alıyorum. 3.5, 4, 4.5, 5 oldu. Şimdi buna bir de posta vagonu ekleyelim. 2 tane de posta vagonu ekleyelim. 6. Aa, paramız yetmedi. Hemen 30.000 TL daha kredi çekiyoruz. Ve 7. Güzel. Şimdi tren garajımızda trenimiz hazır. Bu trenimize komut vermemiz lazım. Şimdi trenimizi yola çıkartmadan önce mutlaka komutunu belirlememiz gerekiyor. Treni tren 1. Bakın bu trenimize bir isim dahi verebiliriz. Trenimizi önce komutlandıralım. Buradan komut ekranı açılıyor. Bakın oka tıkladığım zaman bir komut ekranı açılıyor. Komut Büyükçam Doğu Garajı'na git. Buna tıkladığım zaman altında detaylar çıkar. Buradan kargoyu tam olarak yükle. Bir kargoyu tam yükleyi seçiyorum. Eğer bunu seçmezsem buraya gelir, ne varsa alır ve gider. Beklemez. Dolayısıyla trenin hareket etmeden tam dolu olması bizim için avantajdır. Daha sonra diğer komutumu veriyorum. Rize batıya git. Buraya geldiğin zaman yine buradan da bir kargoyu tam yükle. Dolayısıyla bizim işimizi gör. Tekrar komut penceresini kapatıyorum. Burada komut penceresinde durmaksızın üzerinden git. Hiç bekleme. Ekspres de yapabilirsiniz. Birkaç istasyon varsa hat üzerinde. Kargoyu boşaltma var, kargoyu aktarma var. Bunu ilerleyen bölümlerde göstereceğim. Özellikle petrol işiyle ilgilendiğimiz zaman kargo aktarı çok kullanıyor olacağız. Tren sinyalizasyon sistemi yapıldığı zaman hattın üstüne sinyalde bekleme gibi şeyler var, talepler var. Aynısından talep edersek var. Buna tıkladığımızda trenin neredeyse oraya gittiğini görüyorsunuz. Şimdi buradan tren detay tablosunu açıyoruz. Bakın. Tren detay tablosunda yaşı, işletme maliyeti ne kadar oluyor, ağırlığı, vagonlarla beraber ağırlığı,
ve vagonların doluluk oranlarını gösteriyor. Bilgi ekranında yolcu vagonu ve değerini gösterir. İşte posta vagonu ve değerini gösterir. Kapasitesinde her vagonun başına kapasiteyi gösterir. Toplam kargoda toplam kapasiteyi gösterir. 360 yolcuya 120 çanta alabiliyor. İsmini de buradan değiştirebiliyoruz. Tren 1 mesela ne yazalım? Kara tren yazalım. Kara tren. Evet, trenimizin adı Kara Tren oldu. Evet, buradan durdu yazıyor. Şu an durduya basarsam tren hareket etmeye başlayacaktır. Ama oyunumuzu önce bir başlatmamız lazım. Hala duraklatıldı olarak bakıyor. Başlattığımız zaman evet şu an oyun akmaya başladı ve trenimizi hareket ettiriyoruz. Burada hızı yazmaktadır trenin. Treniniz gördüğünüz gibi istasyon garajından çıkıyor ve istasyona doğru geliyor. İstasyonun üstüne tıkladığımda istasyon detay menüsü açılmaktadır. İstasyonun da ismini değiştirebilirsiniz. Oyunda her şeyin ismini değiştirebilirsiniz. Trenimiz gördüğünüz gibi platform uzunluğu 7 ile tam olarak istasyona sığdı. Eğer burada bir vagon daha fazla ekleseydik biraz dışarıda kalacaktı ve dolayısıyla doldurmada yavaşlık yaşıyor olacaktı. Şu an istasyona yolcu geldiği zaman direkt tren içine binmektedir. Şurada yolcu geldiği zaman bakın 3 yolcu ve gitti. Nereye gitti? Trenin içine gitti. 350 yolcu kapasiteli trenimiz. Beklersek eğer bu tren tamamen dolacaktır ve hareket edecektir. Dolayısıyla bunu beklemeye hiç gerek yok. Treni komut penceresine gelip atla dediğimizde ikinci komuda doğru hareket etmeye başlayacak trenimiz. Dolayısıyla da trenimiz hareket ettiği zaman istasyonda da yavaş yavaş dolmaya başlayacaktır. Yolcular beklemeye başlayacaktır. Tren buraya tekrar geri geldiğinde dolu bir yolcuyla fazla beklemeden hareket edecektir. Gördüğünüz gibi trenimiz hareket ediyor ve devam ediyor. Şu an tren yokuş yukarı çıktığında gördüğünüz gibi yavaşlıyor. Bu tamamen ivme modeliyle alakalı bir şeydir. Eğer trenin ivmelenmesini değiştirirseniz ayarlardan tren yokuşları çıkarken yavaşlama konusunda da kendisine başka bir yol çizecektir. Trenin maksimum hızı 144'tü ve şu an düzlükte 144 km hıza erişti. Dümdüz gidiyor. Ray üzerinde dönüşleri ne kadar çok arttırırsanız trenin yavaşlaması o kadar çok artacaktır. Her dönüşte daha fazla yavaşlıyor olacaktır tren. Bakalım bizim trenimizin ivme modeli neymiş? Tren ivme yazıyorum. Araçlardan, fiziksten tren ivme modeli özgün çıktı. Tren ivme modelini gerçekçi de seçebiliriz. Gerçekçi seçersek daha da değişecektir o zaman. Ve kapatıyorum. Gördüğünüz gibi trenimiz devam ediyor. Her yokuş çıktığında yavaşlıyor. Bakın gerçekçi seçtiğim zaman şurada bir yokuş çıktı gördüğünüz gibi ve şurada bir yokuş daha çıkacak. Bakın 144 ile gidiyor. Hiçbir yavaşlama yok. Bir virajda yavaşlar, o ayrı bir konu, ama bakın yokuşu çıktığında yavaşlama oluşmuyor. Neden? Çünkü biz EV modelini değiştirdik. Evet, istasyonumuza geldi. Aldığı yolcuları indiriyor olacak şu anda. İndirdi ve bize 6600 TL para kazandırdı. Dolayısıyla hiç, yani az yolcuyla hareket ettirdiğimiz için az para kazandırdı. Şimdi buradan yine atla diyerek treni diğer hedefine yönlendirebiliriz. Bakın şimdi giderken bu sefer yokuşları çıkarken tren yavaşlamayacak. Dümdüz gidecek. Hızını görebilirsiniz. Eğer benden size bir ipucu daha. Eğer virajları keskin yapmazsanız, mesela şöyle viraj yaparsak
öyle silelim. Bu arada CTRL'ye basarsanız yaptığınız şeyleri silebilirsiniz. Böyle yaptığımız zaman tren bu sefer burada yavaşlamıyor olacaktır. Tekrar şu dörtlü oka bastığımızda trenimizin bulunduğu bölüme gidebiliriz. Evet, şeye bakalım. Bu istasyonumuzda ne kadar yolcu ve posta birikmiş? 120 yolcuya 22 posta birikmiş. Trenimiz geldiğinde hepsini alacaktır. Çünkü kapasitesi bayağı fazla. Toplam kargo 360 yolcuya 120 çanta. Bunu daha da düşürebiliriz tabii ki de. Ama 7 vagonluk bir tren yaptığımız için bunlar yeterli gözüküyor. Bakın dönüşler keskin olduğu için yavaşlıyor tren. Ama yokuş yukarı çıkarken yavaşlama yaşamayacak. Bakın yokuşu çıkıyor. 90, 89'a gidiyor. 80'e düştü ama... Evet. İçinde yolcu yoktu sanırım ya da var mıydı hatırlamıyorum. Bakalım ne kadar para kazandıracak bize. Evet, 4000 lira para kazandırdı ve bütün yolcuları da aldı neredeyse. %33'lük bir doluluğa erişti. Şimdi tekrardan trene atla diyorum görevi. %35'lik bir dolulukla yola çıktı. Bakın bütün vagonlar 40 yolcu kapasitesi var, pardon, kargo 40 yolcu, 27 yolcu. Diğer vagonlar boş. Postalar var ve diğerleri boş. Bakın şu an arızalandı tren. Trenimiz arızalandı. Niye arızalandı? Bakım zamanı %50. Şimdi şu dipnotu da vereyim size. Şehirler çok büyük olmadığı için istasyonlarda çok yolcu birikmiyor. Dolayısıyla sizin 7 platformluk yaptığınız tren tam doluluğa erişmiyor. Tam doluluğa erişmeden bekleme süresi 1 çok olur. 2 bakım zamanı daha çabuk gelir. Şimdi bakım zamanı %50 olduğu için direkt bakıma giriyor. Şuradan gene ayarlardan, seçeneklerden, pardon, ayarlar, settings'ten ayarlayabilirsiniz. Mesela bakım yazalım buraya. Bakım yazdığımızda araçlar, bozulmalar kapalıysa servisler kapalı olsun. Helikopter pistlerinde ıvır zıvır olsun. Şimdi burada accounting'den altyapı bakımları açık. Company'den işte servis gecikmeleri %50. Trenler için varsayılan bakım aralığı 50 gün veya %50. Bakın %50 oldu. Benim trenimin bakıma girmesi lazım. Trenin bakıma girmesi gerekiyor çünkü arıza çıkartmaya başladı. Mesafe uzun olduğu için bu sürekli %50'lik kısım düşer. Bakıma girdiğinde de artar. Şimdi trenimiz tekrar buraya geldiği zaman, bakın geniş yaptığım için virajları hız kaybetmeden dönüş yapıyor. Bu istasyonda 224 yolcu birikmiş. Bunların hepsini alacaktır tabii ki de. Yolcu %35'lik bir doluluğa erişmişti. %35'lik doluluğu bırakacak. Bakalım bize ne kadar para kazandıracak. 42 bin lira para kazandırdı bize. Evet, trenimiz bu şekilde çalışmaya başladı haritamız üzerinde. Bu videoyu çok kısa tutacağım. Çünkü bu videonun amacı OpenTTD'ye girişti. Daha sonrasında daha çeşitli yolları kullanacağız. Karayolu, havayolu, deniz yolu, bunları kullanmayı göstereceğim. Ve kısa yolları göstereceğim size. Daha çok para nasıl kazanılır, nasıl daha hızlı para kazanırsınız veya daha güzel istasyonlar veya daha güzel yollar nasıl yapabilirsiniz ve en önemlisi de tren yollarında sinyalizasyonu nasıl oluşturabilirsiniz, bunları da anlatacağım. Bunları bir sonraki videoda anlatacağım sizlere. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.